İşini yaparken bulutların üstündeymiş gibi hissetmek isteyenler için en uygun mesleklerden biridir pilotluk. Çoğu kişinin hayallerini süsleyen bu nadide meslek günümüzde en havalı meslekler arasındadır. Pilotluk mesleği her şeyden önce farklı bir meslek. Pazartesi sendromu olmayan bir meslek. Ve insanın kendisini devamlı geliştirmesini gerektiren ve kendisine dikkat etmesini gerektiren keyifli bir meslek. Nasıl pilot olunur? Askeri havacılıktan gelen pilotlarımızı bir kenara ayıracak olursak, işin sivil kısmıyla ilgili iki tane seçenek mevcut. Birincisi, bu işin eğitimini veren üniversiteler. İkincisi de ülkemizdeki özel uçuş okulları. Pilotluk kariyerinde zirveye çıkmak çok kolaydır. Ama zirvede çok uzun süre kalamazsınız. Meslek hayatı boyunca inişli çıkışlı bir kariyer sizi bekliyor olacak. Pilotluk eğitimi kolay diyemem. Ancak gözle büyütecek kadar da zor bir şey değil. İşin tek bir anahtarı var, sevmek. Severek yaptığınız zaman bunları sadece yolunuzun üzerindeki minik engeller olarak görüp o zorlukları çok kolay aşabiliyorsunuz. Pilot olmak için öncelikle pahalı güneş gözlüğünüz, janjanlı bir montunuz, havalı bir profil fotoğrafınız ve karizmatik bir ses tonunuz olması gerekir. Tabii bir de İngiltere kraliçesi kadar iyi İngilizce bilmek. Bu meslek için her şeyden önce İngilizcenizin güzel olması gerekiyor. Çünkü havacılığın uluslararası dili İngilizce. Bunun yanında psikomotor yetenekler gerekiyor. Bu da ne demek? Aynı anda birkaç işi bir anda yapabilme, dikkatinizi bölerek, işleri önceliklendirerek bu işleri yürütebilme becerisi gerekiyor. Bunun yanında risk anında, kriz anında sakin kalabilmek ve krizleri başarıyla yönetip en emniyetli sonuca en başarılı ve kısa yoldan ulaşabilmek gibi yetenekler gerekiyor. Bütün zorluklara rağmen dünyanın en güzel ofisinde çalışırlar. İkinci olmak kaybetmektir diyorsanız, pilotluk size göre bir meslek olmayabilir. Zira mezun olan pilotlar ikinci pilot olarak göreve başlar. Ama tabii önemli olan yarışmak. Pilotluk için tek bir iş görüşmesinden bahsedemeyiz. Bunun aşamalı bir görüşme süreci mevcut. Bunun içinde İngilizce sınavı, psikolojik değerlendirme, psikomotor test, simülatör testi ve son olarak da bir kurul mülakatı diyebiliriz kısaca. Pilotlar insanları, evleri, hatta şehirleri bile küçük gördükleri ve yüksekten baktıkları için kibirli sanılsalar da bu meslekteki birçok kişi alçak gönüllü ve egosuzdur. En çok sorulan sorulardan bir tanesi, bu düğmelerin hepsinin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Evet biliyoruz, bilmek zorundayız. Hepsini her gün kullanmasak da en azından ne işe yaradıklarını mutlaka bilmemiz gerekiyor. İkinci bir soru da iç hat mı dış hat mı sorusu. Buna da şöyle cevap veriyorum. Bir KBB uzmanıyla tanıştığınız zaman şimdi siz burun mu kulak mı diye soruyor musunuz diyorum. Bizim işimizde de böyle bir ayrım yok. O gün ne gerekiyorsa onu içiyoruz. Bir de şu var. Kaptan acemiymiş, bizi bugün çok salladı. Böyle bir şey de yok. Uçağa sallanması tamamen atmosfer koşullarıyla ilgili bir konu. Türbülans gelince kaptan kapıyı açıp kaçmadığı sürece sizin de korkmanıza gerek yok. Şaka bir yana, türbülansın tek başına uçağa zarar verecek bir şey olmadığını herkes bilirse bence daha rahat hissedeceklerdir uçakta. Kapitan Mutlu Güner, değerli konuklarımız, kaptanımız konuşuyor. Birkaç dakika içerisinde tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp uçuşumuza başlayacağız. Pilotluk için en önemli özellik sesinizin yolculara güven vermesidir. Tabii sesiniz o kadar karizmatik değilse üzülmeyin. Kargo uçakları da var. Unutmayın. Hiçbir kargonun güven veren sesi ihtiyacı olmaz.